Geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte Brahma Yachting'in Success 35 modelini inceleyeceğiz. Videomuzda Success 35'in dinlence alanından başlıyoruz. Burada yine geniş bir dinlence alanı bulunuyor. Suya iniş merdivenimiz mevcut ve esas nokta üstü kapaklı çift göz ocak ve evye bulunuyor. Şimdi gelin daha detaylı incelemek üzere kıç havuzluğa geçelim. Evet, az önce dinlence alanındaydık ve sancaktan girerek kıç havuzluğa geldik. Kıç havuzlukta L şeklinde bir oturma alanı, çift teleskobik ayaklı bir masa, LED aydınlatmalar, marine hoparlörler mevcut. Yalnız size şunu göstermek istiyorum. Tam burada motor dairesine giriş yapıyorsunuz. Fakat burası son derece geniş ve depolama alanı olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Motor dairesi demişken hem motor hem tanklar burada bulunuyor. Sizlere motor ve tanklarla ilgili teknik bilgileri de vermek istiyorum. Bu teknede 250 beygir yanmar motor kullanılmış. Seyir hızı 18 knot ve maksimum 25 knot'a kadar çıkabiliyorsunuz. Aynı zamanda 265 litre yakıt tankı, 265 litre temiz su tankı, 265 litre gri su tankı ve 265 litre pis su tankı bulunuyor. Tankların da girişleri hemen iskele ve sancaktan ulaşılabiliyor. Brahma Success 35'in şimdi de güvertesindeyiz. Burada iki kişinin rahatlıkla güneşlenebileceği güneşlenme alanı bulunuyor. Güneşlenme minderlerinin tam ortasında konumlanmış da krom bardaklıklar ve eşyalarınızı koyabileceğiniz alanlar düşünülmüş. Aynı zamanda yine teknenin provasında elektrikli ırgat bulunuyor. Ama en önemli detay, bu teknede tavan güneşlenme alanları düşünülmüş. Burada yine iki kişinin güneşlenebileceği bir alan bulunuyor. Hemen arkasında da güneş paneli bulunuyor. Şimdi Success 35'in iç alanındayız ve size tanıtmak istediğim çok güzel özellikleri var. Teknenin sancağında mutfak alanı, hemen karşısında iskele kısmında da 4 kişilik bir oturma alanı bulunuyor ve hemen Kaptan Köşkü de mutfak alanının hemen bitiminde. Şimdi mutfak alanından başlamak istiyorum. Burada depolama alanları mevcut. Tezgah üstünde son derece geniş bir tezgah var ve tezgah üstünde ikili ocak bulunuyor. Şimdi biraz sizi aşağıya alacağım. Burada bir marin buzdolabı bulunuyor. Bunun özelliği nedir? Bu tekne sahibi Sebahattin Bey'in özel olarak getirdiği bir buzdolabı, daha hafif olması özelliğiyle dikkat çekiyor. Tavanda yine LED aydınlatmalar bulunuyor. Aydınlatmaların rengini kumandayla kontrol edebiliyorsunuz. Ve mutfak oturma alanı var. Burada oturma alanının altlarında depolama alanları ve oturduğunuzda yine burada da bir depolama alanı bulunuyor. Her alanda farklı müzik dinleyebileceğinizi söylemiştim. Yine burada da bir teybimiz var. Şimdi gelin Kaptan Köşkü'ne geçelim. Sizleri Success 35'in Kaptan Köşkü'nden selamlıyorum. Dümen konsolunda yine bir kaptanın ihtiyacı olabilecek tüm donanımlar mevcut. Dümen simidi, baş pervane, switch panelleri,
pis su, temiz su ve yakıt göstergesi, balık bulucu, motor göstergesi, hepsi düşünülmüş ve mevcut. Aynı zamanda yine en önemli detayı vermek istiyorum. Son derece geniş bir görüş alanı bulunuyor. Şimdi diyeceksiniz ki orada bir televizyon var. Bu televizyon aslında Brahma'nın kendi opsiyonel paketinde bulunan televizyon değil. Tekne sahibinin kendi özel getirttiği bir televizyon. Fakat büyük bir televizyon olmasına rağmen kendisi görüşünü engellemediğini söyledi. Aynı zamanda bu teknede aç kapat motor bulunuyor. Yani anahtarla çalıştırmıyorsunuz. Tam boy uzunluğu 10.6 metre, genişliği ise 3.4 metre. Bu teknede 450 watt monokristal bir güneş paneli bulunuyor. Aynı zamanda opsiyonel olarak su altı lambalarını ekleyebiliyorsunuz. Şimdi Brahma Success 35'te iki tane kabin bulunuyor. Biri master kabin, diğeri çift kişilik yatak bulunan bir misafir kabini. Şimdi onlara doğru ilerlerken size birkaç bilgiden daha bahsetmek istiyorum. Video boyunca gerçi fark etmişsinizdir. İç alanı oldukça geniş. Yani rahatlıkla ben dolaşabildim. Şimdi iniyorum kabinlere doğru. Bu sırada şunu da söyleyeyim. Dizel ısıtıcı bulunuyor ve yerler suni tik kaplama. Kabinlere geçmeden önce şu detayı da göstermek istiyorum. Bu teknede depolama alanları çok akıllıca düşünülmüş ve yerleştirilmiş. Mesela bu kabinlere doğru inen bu basamakların altlarında depolama alanları bulunuyor. Efendim teknenin provasında hemen ardındaki bu kapıda master kabine ulaşıyoruz. Yine söylemekte fayda var. Tavan yüksekliği son derece geniş. Ferah bir alan bulunuyor burada. Bu kabinin iskelesinde ve sancağında geniş camlar, lumbozlar bulunuyor. Baş üstünde de hatch ile birlikte son derece aydınlık bir ortam yakalanmış. Çok geniş, rahatlıkla yani iki kişinin çok rahat edeceği bir çift kişilik yatak, kapının hemen yanında bulunan depolama alanıyla ve yatağın altında bulunan depolama alanlarıyla da kullanım konforu sağlıyor. Baş üstünde yine LED aydınlatmalar düşünülmüş. Teknenin iskelesinde çift kişilik bir yatak bulunan misafir kabini var. Burada da yine lumboz. Burada da yine o az önce bahsettiğim marin pervanelerden bulunuyor. LED aydınlatmalar mevcut. Yine yatağınızın hemen başucunda telefonunuzu şarj edebileceğiniz USB çıkışları var. Ve az evvel bahsetmiştim, bu teknede her odada farklı müzik dinleyebiliyorsunuz. Yine müziği kontrol edebileceğiniz bir panel bulunuyor. Aynı zamanda da depolama alanları mevcut. Evet, misafir kabinini de bitirdikten sonra teknenin sancağında bulunuyor. Şimdi banyo alanına giriyoruz. Evet, burada yine son derece ferah bir alan var. Bunu söylemek istiyorum. Banyo alanı, tuvalet alanı ve lavabosu bulunuyor. Ve lavabo altında da depolama alanları mevcut. Yacht Life and Travel'ın bu bölümünde sizler için Brahma Yachting'in Success 35 modelini inceledik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Lütfen yorumlara incelememizi istediğiniz farklı modeller varsa yazmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.